denizcilik ve balıklar hakkında bilmediğimiz neler varmış izleyelim. Ben Zübeyde Yalçınkaya. Yalçınkaya balıkçılıkta çalışıyorum. Eşimle burası 30 yıldır devam ettiğimiz bir firmamızdır. Balık günlük balık cennetidir. Balıkta en çok dünyaya sevk olan yer Güllük'tür. İşte çuprasından, levreğinden kaç ton diyeyim, günlük 50 ton, 100 ton gibi bir firma balık çıkarıyor bir tane. İşte bunun da Sürsan var, Gümüşdoğa var. Yani inanılmaz ihracatlar oluyor Amerika'ya kadar. Ama bunun Türkiye'de ne kadar kıymetini biliyoruz? Soru işareti. Yani Türkiye'de insanlar balık yemeyi bilmiyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Herkes deniz balığı yiyecek diye bir şey yok. Deniz balığı da çok ucuz olanlar var. Daha lezzetli olanlar var. Önemli olan balıkta tazeliği bakmak lazım. Hangi balığı yediğimiz değil. Ne kadar taze olduğuna bakmamız lazım. Ve nasıl pişireceğimize bakmak lazım. Her şeyden önce balığın nerede gideceği, ızgaralık balık, kızartmalık balık, fırınlık balık. Bunlar hep ayrı pişecek balık. Örneğin burada üretim çuprasının en güzel ızgarasıdır. İşte levreğin en güzel ızgaradır. Bunlar çiftliktir. Yani çiftliği dünya yiyor. Ama bizim ülkemizde çiftlik dediğimizde sanki hani bakterili gibi, hastalıklı gibi bakılıyor. Aslında gayet doğal beslenen çiftliğimiz. İşte besleme şekli de hamsi unudur. Balık başka bir şeyi kabul etmiyor. Çünkü öyle sorular geliyor ki kemik, tavuk kemiğinden şey. Bu kedi köpek değil. Sadece balık, balığı kabul eder doğada. Yani başka bir şey dışarıdan ürün verdiğimizde balığın ölümüne sebep olur firmalar. Bu da dolar demektir. Dolar üzerinden yem alınıyor. Yem yapılıyor. Bunu korkmasın. Yani insanlar gerçekten hamsi unundan başka bir şeyi balık kaldırmıyor. Yani bu hamsiyi un haline getirilip içine biraz vitamin konup ve beslenen bir kafeste balıktır. Ve dünyada biz ödül alan firmalarımız var. Yani ülke olarak gerçekten gurur duyacağımız firmalar var. Dünyanın arasında en iyi balığı yetiştiren Güllük Körfezi'dir. Çiftlik üzerine. Bunu çoğumuz kişi de internet açıp bakmaz. Balık nedir, ne değildir. Bunu öğrenmeyiz. Balık nasıl pişer bunları öğrenmeyiz. İstavrit deniz balığıdır. Çok güzel bir balıktır. Bu istavrittir. Ege bölgesine aittir. Sarı istavrit deriz. İşte kaya levreği çok güzeldir. Bunun fırını çok güzel olur. Deniz mırmırları çupraları, deniz çupraları, kızartması genellikle. Bunu alıp da bu balığı mangala atarsınız. Bu mangalda bu balık kurur. Yağsızdır çünkü deniz balığı. Genellikle tava balığıdır. Deniz levreklerimiz çok güzeldir. Özellikle ızgaraya gelir. Bu da fener balığıdır. Çoğu kişi bilmez fener balığını. Ama harika kuyruğundan bir kavurma olur. Yani dedim ya, ülkemizde balığımızı tanımıyoruz. Tanımak istemiyoruz. Özellikle bu fener balığını tavsiye ederim, kavurmasını, pişirmesini. Yani insanlar denemekten de korkuyor. Ben levreye alışmışım, levreyi sevmişim. Başka balık yemem diye bir şey var insanlarda. Bizler de hani öğreneyim, yapayım. Balık konusunda kültürümüzde çok zayıf.